Cemrüs var mı ya da var mıydı daha öncesinde? Eda mı Cemre mi? Yakın zamanlarda küstüğün birisi var mı? TikTok'ta birisine aşık oldun mu? Kimsenin bilmediği bir şey soruyorum. İZS neden dağılıyor? Şimdi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bekliyordunuz. Kes tıraşı nerede? Kes tıraşı nerede? Al sana kes tıraşı. Ne haber Rüzgar'cığım? İyi abi, senden ne haber? Nasıl gidiyor? Valla iyi, güzel. Uğraşıyoruz. Devam. Koşturmaca. Yorgun gözüküyorsun. Bayağı yorgun. Hayat seni yormuş gibi gözüküyor. Hayat yoruyor abi ya. Bir şey hayat mı insanlar? Böyle açık açık vallahi çok yoruyor ya. Hayat hem mı insanlar? Hem hayat. Ya hayat gene iyi de insanlar çok yoruyorlar. Öyle mi diyorsun? İkramımızdan yemez misin? Alayım abi yani. Tabii. Sivilce yok ya. Yiyeceksin ya. Sivilcelerin de sıkmış evet. Biliyorsun ki bu bizim leblebi tozumuz. Yıllardır tükenmeyen. Bunu ilk önce yarışmacılarımıza bir ikram ediyoruz. Gerekli mi illa? Gerekli. Bu bizim yarışmamızın adeti çünkü. Evet. Şimdi senden güzel bir şarkı söylemeni istiyoruz. Evet. Özlediniz değil mi? Konuşamıyorum ki. Daha sana ikinci bir ikramım var. Jelibon. Seversin. Evet. Değil mi? İki salçalı jelibon sever misin? Sen niye salçalı yemedin? Ne? Sen niye salçalı yemedin? Bu sana verdi. Evet. Güzel. Harbi mi? Dedim tuzundan daha yararlı. O zaman seni terletmeye başlıyoruz. Bu arada kes tıraşı için sırf kes tıraşına özel bir Instagram açtım. Onu da buraya bırakıyorum. Bundan sonra kes tıraşı sorularını vesaire kes tıraşına ait olacak orası. Şimdi sana sorulan sorulara başlayayım. Tamam abi. Tıkanmaya başladın. Bu arada soruları kesinlikle göstermedim ve ben de bilmiyorum. Şu an direkt başlıyorum. Neden oruç tutmuyor? Oruç tutuyorum. Oruç tutuyor. Şu zamana kadar olan sevgililerinden en çok hangisini... Soru yarım kalmış. S**in değil tabi. Yani en çok hangisini sevdin dedim büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle yani. En çok hangisini sevdin. Ya bak soru yarım görüyor musun? Aynen. Yani, soru yarım şimdi. Soru yarım en çok hangisini de kalmış. En çok hangisini sevdindir büyük ihtimal. Aynen öyle. Ben bu isim olarak vermem. Tamam. İsim söylememe peki, gerek yok. Peki harf söyler misin? Ya başından sonundan söylemene gerek yok. Ortasından söyle. Ha. Ya da sonundan söyle. Baş harfini söyleme. Son ya da orta harfini söyle. Bulamazlar ki. Ben sosyal medyaya başlıklıdırız. Sonra zaten sevgili yapmadığım için. He. Sosyal medyadan önceydi yani. Tabii canım. O zaman baş harfini versen de olur. Aynen olur ya. Baş harfi? E. Yok E değil pardon. Kaç tane olmuş artık. S. Öncesinde çalışıyorduk abi. S. Sosyal medyada fenomenlerin takipçileri ön yargılı. Hayatınızda karışıyorlar. Ne düşünüyorsun? Benim gerçekten çok karışıyorlar. İşte misal veriyorum bir kızla falan video çektiğim zaman. Yani herhangi bir kız. Sıkıntı yok. Cinsiyet olarak kız olduğu zaman benim işim hep sorun. Niye? Kıskanıyorlar. Çok kıskanıyorlar. Ve yani... Ama bu durum kötü bir durum değil. Bu gerçekten güzel bir durum. Neden? Çünkü insanın sevildiğini hissedim. Peki şey mı? Diyorlar mı? Hani biriyle çıkarsan seni takipten çıkarız falan. Ya öyle demiyorlar abi. Ama... Demezler zaten. Kesinlikle yaparsam da saygı gösterirler. Hı. Kesinlikle yaptım dersen saygı gösterirler. Hiçbir şey demezler. Ama yapma aşamasında falan böyle bir muhabbet olursa direkt karşı çıkıyorlar. Hayır. Olmaz. Gidiyor falan kızımıza yazıyor. Olmaz yani. Küfür ediyorlar kızı değil mi? Evet ben böyle bir muhabbete tanık oldum. Küfür ediyorlar. Birisiyle konuştuğu zaman direkt. İZS'den en çok kimi seviyorsun ya da en iyi anlaştığın kişi? Dürüst, net cevap. İZS'den en iyi yani sevme konusunda kesinlikle bir ayrım yapamam. Hepsi en iyi anlaştığın kişi. En iyi anlaştığım kişi Samet. Samet. Bunda böyle kafamız acayip uyuşuyor. Birebir aynısın. Birebir aynıyız ya. Aynen. Tabii Burak, Yiğit, Emir olsun. Onlarla da aynı şekilde tabii, de. Onların... Samet'le bayağı anlaşıyor. Kafa dengi olmak ayrı aynen. Bir şeydir zaten. Aynen. Nasıl ünlü oldun? Bu biraz geniş kapsamlı bir soru abi ya. Yani hani senin hayatın nerede başladı? Benim hayatım nerede başladı? Sokakta ilk görüp al sen Rüzgar değil misin dendiğim zaman. Fenomenim demedim de ben o zaman daha o zaman zaten
TikTok'ta kaç bindim? 19-20k falandım herhalde. Sen Rüzgar değil misin? Ondan sonra ben de dedim ki hani tanınmaya başladık, bir şeyler yapıyoruz herhalde yani. Peki bu his nasıl bir histi? Sana ne verdi? Abi çok güzel bir histi. Güzel bir his. Çok güzel bir histi. Çok böyle muhteşem bir histi yani. Bir insanın seni görüp tanıyıp sevip sende fotoğraf çekilmesi falan. Çok güzel bir şey yani. Kimle yaşıyorsun? Ailem vesaire. Ailemle yaşıyorum abi. Aynen. Ailemle yaşıyorum. Eda mı Cemre mi? Ayrım yok abi. Ayrım yok. Ayrım yok. İkisi de aynı yani benim için. İkisi de aynı. Peki Cemrüz var mı ya da var mıydı daha öncesinde? Şimdi Cemrüz şöyle, bunu hangi anlamda, kişi yani soruyor. Hangi anlamda sorulduğuna bağlı. Hani sevgililik mi, kardeşlik mi? Sevgililik anlamında soruyorlar büyük ihtimalle çünkü yok, herkes böyle bir şey. Normalde yok, Cemrüz böyle kardeş. Hep arkadaşsınız. Aynen. Hep arkadaş. Aynen öyle. Hayatında birini silme şansın olsa kimi silersin? Hayatında birini silme şansın olsa kimi silersin? Nasıl yani? Tamamen hiç tanımamış gibi evet. Olmak yoksa? Tanımamış gibi. Ya sildin. Hiç tanımamış gibi olmak. Aynen. Hmm. Keşke tanımasaydım dedim. Ya zaten bir kişi var. Bir kişi var. Dedi. Aslında şu sıralar birçok kişi var da. Bir kişi var, o da zamanında işte Samet olsun ben olsun hepimize büyük bir yanlış yaptığı için ya onu hiç tanımamamı isterdim yani. Adını hiç anmak istemiyorum. Tamam. Furkan abiyi nasıl keşfettin? Beni nasıl keşfettin? Ben seni nasıl keşfettim? 8 sene 9 sene bak, oldu sana ama. Bir şey söyleyeyim, yemin ediyorum hatırlamıyorum. Harbi ben de. Ama sen geldiğin zaman yani hani hastanede çalışıyordun onu biliyorum. O zamanlar daha fenomen değildim. Hatta fenomen değildin ve burada Paşabahçe'deydin. Aynen. Abi bir işin olursa falan hani hemen ara hallederiz falan muhabbeti vardı. Oradan aynen atıyordum. Değil mi? Biz oradan samim olduk. Oradan. Ben geldim Furkan abimle Furkan ama ben mesela öyle herkese de yardım etmeyi şey yapmam. Hani gerçekten böyle iyi bir insan olduğunu düşündüğüm kişilere sonuna kadar yardım ederim. Furkan abi de hani her müşterisinde mi öyleydi yoksa bana mı özel öyleydi anlamadım onu. Büyük ihtimalle herkes öyledir. Sevgili İşte kardeşim. Hani bir şey içiyor musun, ediyor musun veya da bir isteğin var falan hani sürekli böyle istediğim şeyleri yani tam misafirperverlikti ya böyle neyse. Abi dedim ben de hani bak burada Paşabahçe'de hastanede çalışıyorum. Hani bir sıkıntı falan olursa gel hani elimden geldiği yerde bir yardımcı olmaya çalışırım dedim. O şekilde öyle başlayınca böyle falan. Ondan sonra ben bir gece Rüzgar'ı ararım derim ki kardeşim hastanede misin? Yok abi ben değilim hastanede ayrıldım. Ama abi üstünden ne kadar geçti. Ben de o sıra stajım falan bitmiş ayrılmışım hastaneden bu kadar ben o zaman arıyorum. Yağız Çiçek'te konuşuyormuş. Aramda bir problem, sorun yok. Hı. Gördüğüm zaman selamlaşıyorum ediyorum falan filan. Yani. Ama tabii biz Samet kadar şey kadar yakın değil. Sadece görüp selamlaşma falan. Tabii canım. Konuşuyorum yani. Yakın zamanlarda küstüğün birisi var mı? Ya da uzak zamanlarda olabilir. Şu an küs olduğun birisi var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Konuşmadı. Benim şu sıralar, hatta rahat böyle bir iki aydır falan hiç kimseyle bir problemim yok abi. Kimseyle hani ne böyle kavga şeyine girelim, biri bana sallasa bile cevap vermem işte hepsi falan. Hiç o muhabbetlere girmiyorum. Ben kimseyle küs değilim. Herkesle aram iyi. Mesela o onunla küs. İşte ikisi birbiriyle konuşmuyor. O onunla konuşmuyor diye ben onunla konuşmamak gibi lüksüm. Yanlış bir şey. Öyle bir muhabbet yok bir şey. Yani. Onunla da konuşur, onunla da konuşur. Kimseyle aramda bir problem yok ama ben şöyle bir karar aldım abi. Şu an kimse sosyal medyayı, hani cidden böyle sosyal medyayı kullanmak için kullanmıyor. Neden? Sürekli bir kavga. Sürekli bir TikTok kaos var. Sürekli bir kaos görmüyor musun ya? Ben cidden bu durumdan çok sıkıldım. Var, var. Hani direkt hani, kavga yönleri ya tabii ya. Canım, insanlar girip hani sizlerin kavgalarını görmek zorunda değil. Anladınız mı? Mesela ben kavga gördüm lan, bu ne lan deyip geçiyorum. Dedim ki bu sosyal medya dedim, bu saatten sonra dedim. Ya benim için dedim, bu saatten sonra. Biri profilinde kavgayla alakalı tek bir şey paylaştığı anda dedim ben o kişiyi direkt silerim. Direkt sosyal medyadan silerim. Takipten, marketten, her yerden çıkardım. Yani, ki aynı şekilde de yaptım. Şu an kavga içlerinde olan, sürekli böyle kavga etmeye, sürekli bir kaos içerisinde olan sosyal medyada primini sadece kaosla kasarak yani, yerlere gelmeye çalışan insanları ben tamamen takipten çıkıyorum. Herkesi de yani o şekilde davranan herkesi takipten çıktı. Şimdi sıra senin telefonunda. Benim telefonu çok kurcalıyor. Sana gelen sorular. Dur, Ali getir sen katma ya. Kanka şarjı yersin bir şey. Yok abi ne sileceğim? Getir telefonu getir. Ya Cemrüz niye yok diyorlar ya. Yok abicim yok. Hani Cemrüz yok. Korona var. Korona var. TikTok'ta en nefret ettiğin kişi kim? Ya dediğim gibi zaten hepsi biliyor isminden anmama gerek yok. Sen de biliyorsun zaten onu. Kim? Ha. Bak gördüm nasıl anladın hemen. Ha. İçeriğini çok beğendiğin, gerçekten hani var. Birisi var mı? Bu çocuğun geleceği çok parlak dediğin birisi var mı?
Beyaz Gölge diye bir kardeşimiz var. TikTok'ta görmüşsünüz. Samanyolu muhabbeti. Heh, yani çocuk şu an 3 milyon falan oldu. Ya yemin ediyorum sonuna kadar hak ediyor ve daha fazlasını hak ediyor. Yaptığı videolar gerçekten uzun videolar anlamlı. Ve emek sarf edilen videolar evet. Ve anlamlı videolar. Evet. En sevdiğin yemek? Bir şey söyleyeyim abi, ben yemek sevmiyorum ki. Ben ne olursa yiyorum ya. Juanlardan en çok sevdiğin isim? Yani çok iyi anlaştığın. Ben Juanlardan da en iyi anlaştığım. Çok sevmek ayrıdır, anlaşmak ayrıdır. Yani Samet'le nasıl kafa dengisin? Kafa dengi, yani kafanın biraz aynı çalıştığı kişi Juanlarla. Juanlarla Berke Ürçat'ı zaten hepsinden daha fazla yakındım ama ikisi arasında da, ikisiyle de ya. Aynı kefeye koymaya çalışıyorum. Aynı ya. Yani. Evet. Daha önce hiç sevgilin oldun mu? Yoksa gay mi? Oldum tabii ki. Oldum derken ne oldum. Diyorsun? Daha önce hiç biriyle sevgili oldun mu diye oldum ilk sordum. İlk soru oydu. Ha, tamam. Oldum yani. Sevgilim oldu yani. Sevgilin oldu. Tabii canım. Gay değilsin. Değilim abi. Tamam. Şey gibi. Ne olsun istiyorsun? Korbaşı'nda da bir sahne vardı ya. Neydi? Bozmadım abi, seni bekledim. Bozmadım abi, seni bekledim. Ha, şu an neden yapmıyorum? Ben şu an neden yapmıyorum lan? Ben şu an neden sevgili yapmıyorum oğlum? Telefon numaranı kim yaydı? Ya bilmiyorum. Yaydı ama hangi kim yaydı bilmiyorum. Eski numaramı değiştirdim gerçi de. Kim yaydı bilmiyorum. Bir bulsam zaten de işte bulamadım. Ben soruyorum. İkinci bir ismin var mı? Yok. Tek. Tek. Eski izlese neden dağıldı? Eski izlese aslında dağılma değil. Bizim insanları kendi çıkartmamız, yani aramızda tartışıp konuşup anlaşıp çıkartmamız da oldu. Veyahut da kendi isteğiyle ayrılan da oldu. Orası ayrı durum. İleride sosyal medyada hani yapacağı hareketlerden dolayı, yapacağı yanlışlardan dolayı bize de sıkıntı yaratır diye bazı kişileri çıkartmayız falan. Çıkartmayız falan. Çıkartmayız falan. Çıkartmayız falan. Bana fanlarını anlat. Güzel, böyle duygusal, otantik. İçini dışarı çıkarcasına bir konuşmak istiyorum senden. Ben hani hep kardeşlerim diye hitap ederim onlara. Gerçekten çok güzel, çok iyi kalpli, çok sevecen insanlar. Yani bir insan senin için videolar yapıyor, editler yapıyor. Evet, çok güzel bir şey. Bana da yap. Sana, Furkan abiye de yapın. Ya zaten abi, ben görüyorum bazen, misafir, mesaj atıyorlar, tamam mı? Bazen de göremiyoruz. Gördüklerime, cevap verebildiklerime cevap vermeye çalışıyorum. Mesaja bir giriyorum, en üste kadar iniyorum böyle, neler neler yazmışlar. Hani işte abi senin çok soru bir cevap ver falan evet. Filan. Yani en sona kadar çıkmamın sebebi de ne zamandan beri hani benimle tabii. Şey yapmaya evet. Çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Bir bakıyorum, 2018 bile gördüm ben şu 2-3 gün öncesinde bakarken. 2018'de gördüm, 2018'de, pardon 2019. 2019'dan beri cevap vermemişim, görmemişim çünkü. Üzülüyorsun. O kadar üzüldüm ki. Yani kız yazdım, kardeşim dedim, çok özür dilerim, görmemiş falan, bayağı böyle kendimi affettirmeye çalıştım. YouTube mu TikTok? Ya şimdi ikisi de çok ayrı platform abi. Yani misal veriyorum. Google geldi, seninle iş yapmak istiyor. TikTok geldi bu tarafta, seninle iş yapmak istiyor. İkimizden birini seçmek zorundasın diyor. Hangisini seçerdin? Google seçerdim abi. Çünkü Google gerçekten çok büyük bir firma yani. Gerçekten çok büyük bir firma, onu seçerdim. Google yani YouTube. Yani gibi. Ama şimdi hani ikisini bir ayrı bir şeye koyduğun zaman ikisi çok farklı platformlar. Birinde uzun videolar çekiyorsun, birinde kısa videolar çekiyorsun. İkisi de güzel yani. YouTuber mu olmak isterdin, TikToker mu? Böyle sorayım o zaman ben sana. Çok güzel soru bu arada. Gerçekten güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Yani cidden zor ve güzel bir soru. Akinator'da ne olarak çıkıyorsun sen? TikToker olarak çıkıyorum. Ben YouTuber olarak çıkıyorum ben mesela. Valla. Tabii Akinator'a girin, beni aratın. Bakın. Deneyeceğim mi YouTuber? Dilay yayında deneyeceğim. Beni tarif et, evet. Dilay yayında evet. Ne? Ne geç söyle ya, geçme. YouTuber mu olmak isterdin, TikToker mu? YouTuber olmak isterdim çünkü kısa videolarla tanınmaktansa YouTube, yani uzun videolarla ve kendi sesimle, hani o TikTok'ta dublaj yapıyoruz ya, YouTube'da uzun videolar işte insanlar beni daha iyi tanır, şey yapardı, insanlarla daha kolay iletişim kurabilirdim. Yani YouTuber olmak isterdim direkt. Ama şu an YouTuber'da, YouTuber değilim de diyemem çünkü YouTube'da tabii, da varım. Tabii. Kimsenin bilmediği bir şey soruyorum. İZS neden dağılıyor? İZS dağılmıyor abi. Öyle bir muhabbet yok. Neden yok? Bu soruyu da büyük ihtimalle şu yüzden sormuşlardır. Bir araya gelemiyoruz. Bir türlü. Korona girdi araya. Yiğit İzmir'de, Samet Bursa'da, Emir'in okulu oluyordu. Bazen marketinde çalışıyordu. Biz sadece Burak'la böyle rahat buluşabiliyorduk. Fazla buluşamadığımız için böyle bir ufak bir ayrılık söz konusu oluyor. Yani ayrılık dediğim, bir türlü bir araya gelemiyoruz yani. Yani dağılma yok aslında. Dağılma yok aslında. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu dahi değil. Tamam. Tek yumrukta Allah'ına kavuşturacağın birisi var mı? Var.
Ya aslında biri var da bir sürü kişi var suçalar ya. Bir koyacağım böyle var. Patates olur, öldüreceksin böyle ya. Bir sürü insan var. Tamam, sakin ol, sakin ol. Buse Mert'le Didem mi? Ben o muhabbetlere hiç girmiyorum. Bak, gram umurumda değil. Yemin ediyorum hiç merak bile etmiyorum. Girip bakmadım neyin için kavga etmişler diye. Kimsenin problemi, hiç kimsenin kavgası beni alakadar etmez. Okey. Bir TikToker'ı hiç dövdün mü? Dövdüm. Hak etmişti ama şimdi. Dövdüm. Bir kızda senin için dış güzellik mi önemli, iç güzellik mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim için dış güzellik gerçekten önemli. Hatta birçok kişi için bence önemli. Çünkü... Yani Uğur böceği seviliyor ama hamam böceği sevilmiyor değil mi? Aynen. Bak çok güzel bir örnek oluyor, yemin ediyorum. İlk görüşte aşk ne? Dış güzelliğe bakarak olmuyor mu? Yani. Anladın mı? Hani böyle bir muhabbet varsa kimse iç güzelliğine aşık oldum demesin yani. Önce dış güzelliğini görür. Ondan sonra içini görür. Öyle. Bir muhabbet yok yani. Aynen. TikTok'ta birisine aşık oldun mu? Ben sosyal medyadan sonra hiç o muhabbetlere girmedim bile yani. Sana sormak istediğim soruların sonuna geldik. Şu an konseptimiz karma giriyor. Normalde sıramızda Öznur Garip vardı ama Öznur Garip müsait olamadığı için bu hafta çekinmedi. İşte bak gördün mü ben aradı. Ya. Kaç dakikayla evet. Kardeşim müsait misin dedi. Müsait misin dedim. Geliyorum dedim. 1,5 saat sonra geldim. İşte anladın mı? Ya. Ben ya. İşte. Programın sonuna geliyoruz. Bu her zaman oluyor mu? Oluyor. Çoğu zaman yapıyorum. Evet. Programın sonuna geldik. Rüzgar'a soracağımız sorular bu kadardı. Var mı söylemek istediğin bir şey? Bize konuşturmayacağım zannetti. Var mı söylemek istediğin bir şey? Son olarak. Gitmiyor, bitmez. Evet, o zaman bu hafta da Rüzgar'ı uğurluyoruz. Bu hafta Kestiraş'ın sonuna geldik. Artık her hafta Kestiraş'a gelecek. Sakın kaçırmayın. Ve Kestiraş için özel sorularınız Furkan Şişman Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bu arada Rüzgar'ın kanalına, buradan benim kanalıma, buradan bir sonraki videoya, buradan geçebilirsiniz. Hepiniz konuşamıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye. Beden diliyle konuşuyorum ben. Beden diliyle. Öpüyorum. Bye. Bye.